Zürafaların anlamadığını gören var mı? Kedilerde böyle bir şeye rastladınız mı? Yok ama biz enteresan bir canlıyız. İlginç bir şekilde bir anlam arayışıyla yaşıyoruz ve hayatın anlamı ne? İşte ben buraya niye geldim? Nereden geldim, nereye gidiyorum? Aramızda şöyle el kaldırmanızı istesem, anlam konusunu çözdüm ben, hallettim diyen var mı? Bir tane var galiba. Sürekli güncelliyorum. Mesela sürekli güncelliyorsunuz. Evet. Duruma göre, bağlama göre değişiyor anlam. Harika, nefis. Arada değiştirebiliyoruz yani. Bir tane yok demek ki herhalde. Peki bir tane olur, başka olmaz diyen var mı, ellerini göreyim? Bir tane anlam olur kardeşim, başka olur mu? Orada da bir tane kalktı. Anlam konusunda kafalar karışık gördüğüm kadarıyla. Yani fikir birliği olmayan bir yer, tamam, tam benlik bir yer. Üzerine bol bol konuşabiliriz. Ben bu arada tabii açık beyni bilenler biliyorlar da, yeni karşılaştığımız birileri varsa diye, anlam konusunu konuşacağız ama ben bir biyoloğum ve sinir bilimciyim biliyorsunuz. Sadece bu perspektiften biraz konuşacağız. Yani buradan yola çıkacağız. Her şeyi çözer miyiz? Çok zannetmiyorum. Yani ben de el kaldırayım, anlam konusunu tam çözebilmişlerden değilim. Ama kendini bilme hususunda böyle biyoloji, bilim falan bugün bize çok yardımcı olduğu için hani belki bir güzel başlangıç noktası sağlar, güzel bir muhabbete başlarız diye düşünüyoruz. Benim bugün kafamda şöyle bir plan var kabaca. Biz niye anlam arıyoruz? Önce bir ondan bahsedelim. Yani neden başkaları değil de biz? Biyolojik bir canlı olarak bu ihtiyacımız nereden geliyor? Önce onu bir tarif etmeye çalışalım. En azından bizim canibimizden. Sonra bulmazsak ne oluyor? Başımıza neler geliyor? Anlam dışarıda hazır mı? Hazır alabiliyor muyuz? Yoksa biz mi yapacağız? Biraz bundan konuşalım ama en önemlisi size bu konu nasıl geliyor? Sizinle biraz sohbet ederek geliştirelim istiyorum. Var mısınız? Varız. Okey. Her şey güzel. Harika. Siz televizyonlar başındaki sevgili izleyicilerimiz de bu konuya lütfen ruhen, zihnen katılın. Çünkü çok önemli bir konu konuşacağız. Bir kere hepimizin temel bir başlangıç noktası var. Akıl sahibi canlılarız biz. Ne demek bu acaba? Akıl sahibi ne? Aklımız, fikrimiz yerinde çok şükür. Herkesin aklı kendine güzel falan ama akıl kelimesini çoklukla hani genel bir anlamda kullanıyoruz. Ve diğer canlılarda var mı yok mu onu da pek fazla düşünmüyoruz aslında ama bildiğimiz kadarıyla ve bugün benim öne çıkarmaya çalışacağım tanımıyla diğer canlılarda çok bizimki gibi değil. Varsa bile çok basit bir versiyonu var. Akıl bir takım bilgileri birbirine bağlayabilip sonuç çıkarabilme becerisi demek. Zaten biz Arapçadan bir kelime kullanıyoruz. Akale. Akale bağlamak demek. Akıl da bağlayabilme kapasitesi. Mesela bugün niye buradasınız sorusunun cevabı var mı? Var değil mi? Bir sebeple buradasınız. Buradaki varlığınızı bir nedene bağladığınız için buradasınız. Sabah kalktığınızda evden çıkarken nereye gideceğinizi bilmeseniz olmaz. Nasıl hareket edebilirsiniz o zaman? Yemek kokusu olduğu yere gidersiniz. Potansiyel eşi varsa oraya gidersiniz. Yani diğer bütün hayvanların yaptığı gibi yaparsınız. Ama insan akıl melekesi olduğu için diyor ki ben bugün şunu yapacağım. Önümüzdeki 2 yıl bunu yapacağım. Hayatımı şu yolda geçireceğim. Ya da bunu yapıyorsam sor bir neden yapıyorum. Bak bir nedeni var falan filan gibi. Bir takım davranışlarımıza nedenler üretip farklı davranışlar ortaya koyabiliyoruz. O yüzden bayağı kuvvetli bir meleke. Akıl melekesi insan da aslında ne işe yarıyor? Neden sonuç zinciri kurabildiğimiz için bizler. Diyoruz ki mesela bir taş parçası buluyoruz. Onun düşüp de bir şey kırdığını görüyoruz. Diyoruz ki ben bunu alırım. Ucuna bir şey takarım. Vururum. Şunu keserim. Mesela zamanında atalarımız muhtemelen eti kesecek aleti böyle buldular. Ya dediler elimizle koparamıyoruz. Dişimiz de yetmiyor. Bari taş balta yapalım falan gibi. Teknik ve teknoloji üretmekte süper işimize yarayan bir şey. Ama bu kadar gelişkin teknoloji üretmemize yarıyor da bir yan etkisi var. Mesela ben şimdi buraya çıktım. Siz buradasınız. Böyle bir ortam var. Ben buraya geliyorum ve diyorum ki şimdi şöyle bir şeyler konuşacağım, bir şeyler yapacağım. Fakat duramıyorum. Mesela buradaki konuştuğumuz konu evdeki insanların gündemine nasıl yansıyacak? 5 yıl sonra nasıl karşılık bulacak? Benim hayatımda acaba anlamı ne? Ben bu doğru bir şey söylüyor muyum? Acaba yanılıyor muyum? Bir bütün resim içerisinde bunun anlamı ne? Ya da bütün tabiatta yaşıyorsunuz, hiç bunlarla işiniz yok. Ormanda geziyorsunuz, kendi iyi yaşınızı sağlıyorsunuz. Ama sular akıyor, arılar uçuyor, kuşlar çok güzel. Diyorsunuz ki ya bu güzellik, bu şey, bunlar niye var falan diye sormaya başlıyorsunuz. Akıl melekesi olunca bu varlığın anlamı meselesi de kaçınılmaz olarak gündeminiz oluyor. Muhakkak küçüklüğümüzden beri hepimiz bir zaman durup ne oluyor abi diye sorduk değil mi?
Ben niye buradayım yani? Niye bunlar böyle güzel? Mesela ben niye böyleyim de öbürü niye benim gibi değil? Bu soruların hepsi akıl melekesinin iktizası. Dolayısıyla aklımız varsa, çalışıyorsa anlam bulmak zorundayız. Ve bundan kaçamayız. Çünkü akıl arka planda hep bunları sorup duruyor. Bir kere çok temel bir sorunumuz var. Hani böyle bir güzel cumartesi akşamı, böyle bir konu pek gündeme gelir mi bilmem ama hepimiz öleceğiz. Biliyorsunuz değil mi? Hiç öyle gibi durmuyorsunuz. Hepimiz biliyoruz ama sen ha. Öleceğiz. Bunu bilen tek canlının biz olduğumuzu biliyor musunuz? Kendi ölümünün bilincine sahip değil öbür canlılar. O yüzden işte Kurban Bayramı'nda falan böyle orada koyunu kesiyorsun. Teyzesinin oğlu orada otlamaya devam ediyor. Hiç umurunda değil. Öyle bir zihinsel bağlantı yeteneği yok. Ama biz biliyoruz ki belli bir yaştan sonra herkes bir gün ölecek ve bu her an olabilir. Hepimizin başına gelecek tek ortak şey. Peki niye? Biz niye öleceğimizi biliyoruz. Ölmeyecek olsak ne olurdu? Bunu düşününce sanırım biraz çözeceğiz. Ölmeyecek olsak buraya bile gelmezdik. Hiçbir şey yapmazdık. Ne gerek var? Hiç ölmeyeceğiz ki. Öleceğimiz için bu işlerle uğraşıyoruz. Öleceğimiz için bir şey yaratmak, yarına bir şey bırakmak istiyoruz. Ve devamlı bir üretim derdindeyiz. Devamlı bir var olma derdindeyiz. Aslında güzel bir şey. Akıl melekesinin bir yan etkisi. Hayat hikayelerine bakıyorsun, hepsi ölümle bitiyor. Diyorsun ki o zaman ben de öleceğim. Aklen çıkarıyorsun bunu. Hiçbiriniz çok şükür daha ölmediniz. Ama kesin biliyorsunuz. Nereden? Akıl melekesi sayesinde bunu biliyoruz. Ölümlü bir hayatta, ölümlü olduğunuzu bildiğiniz bir hayatta sağlıklı yaşayabilmenin ilk şartı herhalde bu düşünceyle biraz arkadaş olabilmek. Ölüm düşüncesiyle aram çok iyi. Benim bir sorunum yok diyen var mı aramızda? Bu bile var mı bu stüdyoda? Vallahi benim var sorunum. Ben hala çözemedim. Ben gitmek istemiyorum açık söyleyeyim. Sizi bilmem. Burası güzel. Bak yani. İnşallah bu aynı bir gün sizin de başınıza gelir. Çok güzel bir şey yani. Ya bunu bırakıp gitmek istemezsiniz. Ne kadar zor durumda olsanız da, ne kadar sıkıntı çekseniz de yaşam her zaman önceliklidir. İçimizde bir hayatta kalma güdüsü var. Ama bunu bırakıp gideceğiz. Peki neden? Neden yaşıyoruz? Ne amaçla yaşayabiliriz? İşte burada anlam konusu çok çok merkezi. Peki anlam acaba nereden gelir? Anlam hayatımızda ne kadar yer tutar? Anlam bize neler yapar? Anlamsızlık bize neler yapar? Mesela hayatının anlamını şöyle bir cümleyle ifade edebilecek arkadaşım var mı aramızda? Size pas atsam. Bir cesur arkadaşım çıktı. Emre Bozkuş ben. Kendimi yaktım şu an galiba. Bence hepimizi aydınlattın. Estağfurullah. Yakmak demeyelim de. Aydınlanmaya geldim diyelim. Ben Oğuz Atay'dan alıntı yapacağım. İnsanın hayatında anlam kadar yaşamını mahveden bir şey yoktur. Anlamı aradık, arıyoruz ve bizi mahvediyor. Bu kadar. Anlam beni mahvediyor diyorsun. Evet, anlamaya çalışma. İnşallah bunu bugün değiştiririz. Süreci. Öyle olmaması lazım. Başka bir şey arıyor olmayalım sakın. Yani benim için bu kadar. Ben mahvoldukça arıyorum ve bu bir süreç. Bir mahvolma söz konusu. Hadi Allah'tan hayırlısı diyelim. Ön tarafa bir mikrofon alalım hemen yakınken. Anlam biraz ego içeriyor bence. Biz ne kadar anlam yüklemeye çalışıyorsak egomuz o kadar fazladır bence. Ego. Ego kötü bir şey gibi söylediniz. Şimdi insan saçı iyi bir şey midir, kötü bir şey midir? Eğer sevgilinizin başını okuyorsanız çok iyi bir şeydir. Ama yemekte çıkıyorsa çok kötü bir şeydir. Aynen katılıyorum. Doğru. Ne anlamda kullandığımıza ve nerede karşımıza çıktığına bağlı. Enteresan. Başka? Bu taraftan yok mu? Acil yok. Onlar da şeyde gollük ortaları bekliyorlar. Buyurun efendim sizi bir tanıyalım. Begüm Yıldız benim ismimde. Begüm hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben 40 yaşlarıma kadar açıkçası hayatımda bir anlam aramam gerektiğini çok farkında değildim. Kendimi tanımaya başladıktan sonra bir şeyleri isimlendirmek ve bunları çözümleyip bu yolda daha güzel yürüyebilmek için bir anlam sahibi olmam gerektiğini ama bunun için de önce kendimi tanımam gerektiğini fark ettim. Bununla yola çıktım. Bak, enteresan bir şey çıktı. Belli bir yaştan sonra bir şey geliyor insana. Çünkü belli bir yaşa doğru böyle hayatta ayağınız bazı taşlara takılıyor. O taşlar sizi sendelettikçe siz bir şeyleri düşünmeniz gerektiğini, bir şeylerin... Tabii. Bir sebebi olduğunu düşünüyorsunuz. Herkesin bak bu arada bir olgunluk yaşı diye bir kavramı var ya. Böyle bir kırklı yaşlar hani. Özellikle beyler de çok kendini belli eder. Böyle bir anda ben ne yapayım, nerelere gideyim falan olurlar ya. Ne oluyor acaba? Böyle peygamberlik yaşı falan derler o yaşa. Böyle bir
aydınlanmanın falan geldiği zaman. Demek ki yaşamda yeterince bir şeyler biriktiriyorsun. Ondan sonra ya bir dakika diyorsun ya tamam bu kadar geldik ettik de sonra ne olacak? Yani bunun için mi geldik? Yeter mi acaba? Sorgusunun başladığı zaman ilginç. Demek ki zamanla bir alakası var. 6 yaşındaki çocuğumuz anlamsal kargaşa yaşamıyor diye telaşa düşmeyelim yani. Henüz erken belki de. Onun için bir şeyler yaşamak lazım. Başka efendim anlam konusunda? Burada bir arkadaşım var. Bir mikrofon alalım buraya. Sizi bir tanıyalım. Evet, benim ismim Mehmet Emin Ünal. Mehmet Emin, merhaba. Avukatlık yapıyorum ben. Merhaba. Yunus Emre'nin bir sözü var, yani bir mızrağı. Diyor ki, ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya bu nice okumaktır. Aslında anlam dediğimiz şey de insanın kendini bulma çabasından ibaret. Kendini bulma çabasında iken yaptığı hatalardan, doğrulardan ve yanlışlardan ibaret. Düşe kalka. Sen sanki eski açık beyinlisin gibi geliyor bana. İlerliyoruz. Öyleyse bayağı bir senkron oldu bu. Güzel oldu. Arkadaş ortamımızda kendisini derin adam olarak nitelendiriyoruz. Derin adam. Evet. Ya ben iyiymiş bu paya kıskandım seni şu anda vallahi güzel. Ama sana yakışmış. Çok güzel oldu. Ve gerçekten kendini bilmekle alakalı çok önemli bir noktaya da gidecek bu iş. Hakikaten doğru söylüyorsun. Bizim de mesela açık beyinde en sık kullandığımız mottolardan biri Yunus'un o şiiridir. O hatırlatmasıdır daha doğrusu. Kendini bilmeden okuduğun hiçbir şeyin bir faydası yok. Onlar ilim sayılmıyor.